radyo tiyatrosu. Faust. Yazan Goethe. Radyo için hazırlayan Özcan Eren. Yöneten Zihni Küçümen. Oynayan sanatçılar: Mephisto Kayhan Yıldızoğlu, Faust Toron Karacaoğlu, Gretchen Gül Vergon, Mabeyinci Ali Yalaz, Valentin Çetin İpekkaya, Kadın Sevil Uluyol, Pantalis Oya Aydınat, Helena Ani İpekkaya, Euphorion Tanju Çöğen. Goethe 1749 yılında bir yaz günü Almanya'da Frankfurt şehrinde pencerelerindeki saksılardan çiçekler taşan bir evde dünyaya geldi. 83 yıl sonra 1832'de bir ilkbahar günü de bu çiçekli dünyadan ayrıldı. Zeki, yakışıklı, tatlı sesli Goethe'nin şair ve bilgini çok olan bir ülkede doğmuş bulunması, varlıklı ve okumuş bir ailenin çocuğu olarak büyümesi, gençliğinde kendini sanat ve ilme verebilmesini sağlamıştı. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Latinceyi ana dili gibi öğrendikten sonra hukuk öğrenimi için Leipzig'e giden Goethe'nin öğrenme hırsı öyle büyüktü ki bir yandan hukuk okuyor, bir yandan fizik derslerine devam ediyor, akademi öğretmenlerinden resim dersi alıyor, bundan başka da sevdiği kadın için bir kitap dolduracak şiir yazıyordu. Bunun gibi 19 yaşında Strasbourg'da hukuk doktorasını yaparken tıp fakültesinde anatomi derslerinden hiçbirini kaçırmadığı gibi Shakespeare okumaya, çeviriler yapmaya, Alman mimarisine ait bir eser yazmaya zaman ayırabiliyordu. Ayrıca Homeros'u aslından okuyacak kadar Yunanca öğrenmişti. Bir dostuna yazdığı mektupta şöyle diyordu Goethe: "Eşyaya elimizden geldiği kadar dikkatle bakmalıyız. Öyle ki bize bir şey kazandırmayan gün geçmesin." Goethe'nin en önemli eserleri Werther, Ifigenia, Egmont, Wilhelm Meister, Hermann ve Dorothy ve Faust'tur. Goethe şiirlerinde, oyunlarında ve romanlarında her şeyden önce yaşama sevincini ve mutluluğu dile getirmiştir. Werther, Prometheus, Faust insanın kendi yazgısını gerçekleştirmek isteğini anlatır. Mutluluğu tatmak, acılarıyla birlikte hayatı yaşamak Goethe'nin birçok şiirinin konusudur. Bununla birlikte şairin hemen her eserinde heyecanları küçümsenmeyen bir tip vardır. Bu tiplerin en gelişmişi hiç şüphesiz Faust'taki kötü ruh, yani Mephisto'dur. Faust ve Mephisto, Goethe'nin kişiliğinde birleştirdiği bu iki eğilimin çatışması Faust'un ana konusudur. Doktor Faust, Mephisto ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre şeytan ona bu dünyadaki zevkleri tattıracak, o da şeytana öteki dünyada ruhunu verecektir. Ancak Faust, Hristiyan inanışlarından doğan bu hurafelere değer verenlerden değildir. Ona göre aslında Tanrı da, şeytan da insan ruhunun derinliklerinde vardır. Cennet ve cehennem insanın kendisindedir. Nitekim eserin sonunda Mephisto yenik düşecektir. 63 yıllık uzun bir emek sonucu tamamlanan iki büyük kısım ve binlerce mısralık bu dev yapıtın bazı bölümlerini bugün sizlere sunuyoruz. Felsefe, hukuk, edebiyat, bütün bunları çalıştım. Bana üstad doktor diyorlar. Evet, ben Doktor Faust. Mutlaka yazarlardan, yargıçlardan, rahiplerden daha bilgiliyim. Gene de insanlara yeni bir şey öğretemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Ne cehennemden korkuyorum, ne şeytandan. Ne malım var, ne param. Kendimde dünyanın bütün felaketlerini, mutluluklarını taşıyacak, fırtınalarla savaşacak yürekliliği buluyorum. Evrenin derinliklerinde saklı olanları bileyim diye kendimi sihre verdim. İnsanların
Her yerde ıstırap çektiklerini, yalnız tek tük kimselerin mutlu olduklarını şu önümdeki binlerce kitaptan mı okuyarak öğreneceğim? İşte bir sayfa açtım. Okuyorum. Başlangıç sözdü diye yazılı. Burada duralıyorum. Söze bu derece değer vermem olanaksız. Eğer ruh beni iyice aydınlatmışsa başlangıç düşünceydi demek gerekirdi. Peki her şeyi yaratan düşünce midir? Şöyle yazılmalıydı. Başlangıç kuvvetti. Ama daha bunu yazdığım anda bir eksiklik görüyorum. Derken ruh yardıma geliyor. Birdenbire doğruyu görüyorum. Başlangıç eylemdi. Dur usludur bakayım. Sobanın yanında yat. Oraya buraya saldırayım deme sakın. Odamı seninle paylaşmamı istiyorsan hırlamayı bırak. Yanımda böyle sıkıcı bir arkadaşa katlanamam ben. Öyleyse ikimizden biri bu odadan çıkmak zorunda. Kapı açıktır. Serbest gidebiliriz. Olur. Gerçek mi, rüya mı bu? Köpeğim gitgide büyüyor, şişiyor. Bunun köpeğe benzer yeri yok. Su aygırı gibi bir şey bu. Ateşli gözler, keskin dişler. Arkadaş, sen cehennem kaçkını mısın, nesin? İşte şimdi de tüyleri diken diken oldu. Tavana doğru yükseliyor. Daha kötülük etmiş değilim ona. Böyle yarı cehennemi bir hayvan için Süleyman'ın anahtarı iyidir. Dur, şu sihir kitabını açayım da bir bakayım. Ne diyor? Seni kutsal alevle yakayım da gör. Bu gürültü ne? Efendime nasıl hizmet edebilirim? Demek köpeğin sırrı buymuş. Şimdi de yolculuk eden bir öğrenci kılığında. Bu olay beni güldürüyor. Üstadı selamlarım. Beni iyice terlettiniz. Adın ne senin? Sözden bu kadar iğrenen ve varlıkların derinliklerini araştıran bir kimse için bu soru bana gereksiz görünüyor. Senin gibilerin iç yüzü adından okunur. Peki söyle bakalım, kimsin, nesin sen? Her zaman kötülük isteyen ve iyilik yapan büyük kuvvetin bir parçası. Bu karışık sözle ne demek istiyorsun sanki? Madem ki her doğan ölecektir, öyleyse doğum olmasaydı daha iyi olacaktı. İşte sizin günah, kötülük dediğiniz şey benim özümdür. Demek böylece ebediyen yaratıcı olan kuvvete şeytanın soğuk yumruğunu sallıyorsun. Sen kendine başka bir uğraş ara, gökyüzünün garip oğlu. Bunu sonra düşünürüz. Şimdi gidebilir miyim artık? Neden soruyorsun? İşte kapı, işte pencere. Bir de ocak bacası var. Nereden istersen çıkabilirsin. Küçük bir engel var. Kapınızın eşiğindeki... Pantagram mı seni ürküten? Söyle bakalım cehennemin oğlu. Bu işaret seni büyülüyorsa içeriye nasıl girebildin? Dikkatle bakın. İyice çizilmemiş. Açılardan biri biraz açık. Peki niçin pencereden çıkmıyorsun? Bu şeytanların ve cadıların yasasıdır. Nereden girerlerse oradan çıkmak zorundadırlar. Bize gelince girerken serbestiz. Çıkarken izniniz gerek. Cehennemin de mi yasası var? Öyleyse bana güzel masallar anlatmak için biraz daha kal burada. Mutlaka istiyorsan sana arkadaşlık etmek için burada kalabilirim ama... ...bütün zamanını benim sanatıma vereceksin. Bunu sevinçle yaparım. Yalnız sanatın hoşuma gitmeli. Dostum, şu kısa zaman içinde yıllardır duygulandığından daha çok duygulanacaksın. Nazlı ruhların söyleyeceği şarkılar, gösterecekleri imgeler yüreğini büyüleyecek. Hepimiz hazırız. Hadi başlayınız sevgili ruhlar. İşte. Nazlı çocuklar, onu tatlı tatlı uyuttunuz. Size bu yüzden borçluyum. Onu tatlı yerlerde sanınız. Düşlere daldırınız. Bana gelince kapı eşiğindeki büyüyü bozmak için bana bir fare dişi gerek. Bunun için de sihir yapmak zorunda değilim. Çünkü hemen şuracıkta bir fare tıkırdıyor. Neredeyse sesimi işitir. Hey! Farelerin efendisi sana deliğinden çıkmanı ve şu eşikteki yeri kemirmeni emrediyor. İşte sıçrayarak geliyor bile. Haydi çabuk işe başla. Beni büyüleyen uç tam öndeki. Şimdi oldu. Ben gidiyorum. Gene görüşünceye dek sen düşlerini sürdür, Faust.
Giriniz. Gene kim beni rahatsız etmek istiyor? Ben. Giriniz, giriniz. Hoşuma gidiyorsun. Seninle anlaşacağımızı umuyorum. Seni kötü düşüncelerden korumak için buraya genç bir asilzade olarak geldim. Bak, üstümdeki kırmızı giysiler sırmayla işlenmiş ipektendir. Şapkamın üstünde horoz tüyü, belimde sivri uçlu uzun kılıç. Sen de bu kılığa girersen yaşadığını duyarsın. Hangi kılığa girsem yeryüzündeki acıları unutamam. Kendimi oyuna vermek için çok yaşlıyım. İsteksiz olmak için de çok gencim. Benim için var olmak bir yük, ölüm bir dilektir. Hayatını bir akbaba gibi kemiren tasalarla uğraşmaya bir son ver. En kötü arkadaşlık yalnızlıktan iyidir. Hayat yolunda yanım sıra yürümek istersen arkadaşın olurum. Hizmetçin olurum, uşağın olurum. Bunun karşılığı ne olacak? Ona daha çok zaman var. Hayır. Şeytan bencildir. Başkasına yararlı olacak bir şeyi karşılıksız yapmaz. Şartlarını açıkça söyle. Bu dünyada senin hizmetine girmek istiyorum. Senin en küçük işaretine hemen başlayacağım. Buna karşılık öteki dünyada buluştuğumuz zaman sen de bana aynı şeyi yapacaksın. Öteki dünya benim neme gerek? Benim sevinçlerim bu topraktan fışkırıyor. Benim acılarımın üstünde bu güneş parlıyor. Sana daha hiç kimsenin görmediği şeyleri göstereceğim. Öyle olsun. Eğer beni pohpohlayarak kendi kendimi beğenecek kadar aldatabilirsen, eğer geçen dakikaya dur, öyle güzelsin ki hiç bitme dersem, o zaman yok olmaya razıyım. O zaman ölüm çanları çalabilir. O zaman saat dursun, yelkoğan düşsün. Böylece senin görevin de bitmiş olur. İşte bahse girişiyorum. Bugünden sonra emrimdeyim öyleyse. Yalnız bir şey, birkaç satır yazı istiyorum. Yazılı bir şey de mi istiyorsun? Habis ruh. Tunç mu, mermer mi, kağıt mı olsun istersin? Söyle, daha ne istiyorsun benden? Bayağı bir kağıt parçası yeter. Bir damlacık kanla yazar, imza edersin. Bu seni inandıracaksa o maskaralığı da yaparım. İşte oldu. Al bakalım. Hadi, şimdi nereye gidiyoruz? Nereye istersen. İstediğin her şeye el uzatabilirsin. O senindir. Evden nasıl çıkacağız? Atlar, arabalar nerede? Bu mantoyu açmak yeter. O bizi uçurur. Şimdi hazırlayacağım ateşten hava bizi hemen yükseltecek. Yanına büyük yük alma, hafif olalım. Hadi bakalım. Yeni hayat yolun uğurlu olsun. Size kolumu vermeye, arkadaşlığımı sunmaya cesaret edebilir miyim güzel küçük hanım? Ben ne küçük hanımım ne de güzelim. Kimsenin arkadaşlığı olmaksızın da evime gidebilirim. Nasıl da kaçtı. Ne kadar güzel. Böylesini hiç görmemiştim. Zarif, biraz da alaycı. O kızıl dudakları, taze yanakları ömrümce unutamayacağım. Gözlerini önüne eğiş, yüreğime işlet. Kısaca cevap verişi bile başlı başına bir zevk. İşte şeytan geliyor. Bana bak, bu kızı senden isterim. Hangi kız? Şimdi önümüzden geçeni. Şunu mu? Şimdi rahibin yanından geliyor. Olmayan günahlarını anlatmaya giden masum bir kızcağızdır. Sana yararlı olamam. Saygıdeğer vaiz efendi, yasalarında kafa patlatma. Sana kısa ve kesin olarak söylüyorum. Bu tatlı ve körpe çocuk bu gece benim kollarının arasında olmazsa gece yarısı senden ayrılır. Bu güzel kızla iş o kadar çabuk olmaz. Kaleyi hücumla ele geçiremeyiz. Hileye başvurmak gerek. Onu görecek miyim? Benim olacak mı? Onu söyle. Onu bir komşu evine göndereceğim. Siz de onun kokladığı havayı içinize çekmekle yetineceksiniz şimdilik. Ona verilecek bir armağan bul öyleyse. Hemen de armağan vermek ha? Aşk olsun. Böylece istediğini elde edecek. Eskiden kalmış bir hazine bilirim. Gidip bir göz gezdireyim. Şimdilik hoşça kal. Bugün karşıma çıkan efendinin kim olduğunu bilmek için neler verirdim. Nasıl mert bir adam olduğu halinden belliydi. Mutlaka soylu bir ailedendir. Bunu alnından okudum. Öyle olmasaydı o kadar atılgan olur muydu hiç? Gitti. Giriniz. Yavaş, gürültü etmeden. Hadi canım, girsenize. Burada her şey nasıl mutluluk kokuyor. Tatlı aşk acısı yüreğimi sarıyor.
Sevgili dolgun yanaklı genç kız, bu küçük kulübe senin yüzünden cennet oluyor. Varlığımı zevk ürpermeleri sağlıyor. Ah, burada saatlerce kalmak isterdim. Çekil, çabuk ol, buraya geliyor. Ah, gidelim gidelim, bir daha buraya dönmeyeceğim. İşte oldukça ağır bir çekmece. Şunu dolabın içine koy. İçine kime olursa olsun baştan çıkaracak şeyler koydum. Pekala, ama bilmem bunu yapmalı mıydık. Hadi gidelim, görmesin bizi. Burada hava nasıl da boğucu. Oysa dışarısı o kadar sıcak değil. Bana bir şeyler oluyor. Vücudum ürperiyor. Şu sırada annemin burada olmasını isterdim. Tülde bir kral vardı, sevdiğine bağlı kaldı mezara dek. Ölürken sevdiği ona altından bir sunak verdi. Kral hep ondan içerdi ölene dek. Aa, bu güzel çekmece de nereden gelmiş? Ben dolabı kilitlemiştim, iyi çekmiyorum. Ne tuhaf şey. İçinde ne var acaba? Belki de annemden borç para almak isteyen birisi bunu rehin getirmiştir. Kurdelenin ucuna bir anahtar bağlı. Açayım şunu. Bu ne? Aman yarabbi, hayatımda bu kadar güzel şey görmedim. Bir elmas gerdanlık. Bana yakışır mı acaba? Kimin acaba bunlar? Hele şu küpeler. İnsan bunlara takınca kim bilir ne güzel olur. Keşke benim olsaydı bu küpeler. Gençlik, güzellik neye yarar? Kimse dikkat etmedikten sonra. Oysa bunları takabilseydim. Sizin gibi bir bilginin benim sözlerimden zevk almayacağını pek iyi bilirim. Senin bir bakışın, bir sözün bu dünyanın bütün bilginlerinden daha değerlidir. Bana inan sevgilim. Zeka denilen şey ahmaklık, şımarıklıktan başka bir şey değil. Nasıl? Ah, niçin sadelik ve saflık hiçbir zaman kendi kıymetini bilmez? Beni yalnız bir saniyecik düşününüz. Benim sizi düşünmek için çok zamanım olacak. Bahçeye girince beni hemen tanıdın mı? Görmediniz mi, gözlerimi indirdim. Geçen gün kiliseden dönüşte gösterdiğim cüretten dolayı beni bağışlıyor musun? Birden şaşırmıştım. Böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Kimse benim için kötü bir söz söyleyemezdi. Kim bilir yolda nasıl gidiyordum ki diye düşünüyordum. Daha ilk adımda bir sokak kızı gibi görmüş olsun beni. Yalnız anlayamadığım bir duygu size sert davranmamı önledi. Tatlı sevgilim, seni seviyorum. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Ürperiyorum. Ürperme yavrum. Bırak da bu bakış sana söylenmeyecek şeyler anlatsın. Seni candan seviyorum. Sarıl bana. Eyvah, birisi geliyor. Kim var orada? Ayrılmak zamanı geldi. Evet, geç oldu efendim. Demek gitmemiz gerekiyor. Tanrı'ya emanet olmalıyım. Güle güle efendim. Yakında görüşürüz. Onun yanında öyle utanıyorum ki her dediğine evet diyorum. Ben zavallı cahil bir kızım. Bende ne buluyor bunu bir türlü anlayamadım. Senin yanından hiç ayrılmayan o adamdan bütün kalbimle nefret ediyorum. Hayatımda hiçbir şey o adamın yüzü kadar ruhumu sıkmamıştır. Ondan korkma sevgilim. Varlığı kanımı donduruyor. Seni görmeyi, doya doya seyretmeyi ne kadar istiyorsam o adamın karşısında da o kadar büyük bir korkuya kapılıyorum. Ben her zaman herkese karşı iyiyim. Ona karşı haksızlık ediyorsam Tanrı beni bağışlasın. Ah, duygulu meleğim benim. Artık gitmeliyim. Bir saatçik olsun başımı göğsüne dayayarak ruhum ruhuna sarılmış dinlenemeyecek mi? Eğer yalnız yatsaydım kapıyı seve seve aralık bırakırdım ama annemin uykusu hafiftir. Ah, işte sana küçük bir şişe. Kahvesine bundan 3 damla damlatırsan hemen derin bir uykuya dalar. Sana bakınca sevgilim bilmiyorum nasıl bir kuvvet beni senin isteklerini yapmaya zorluyor. Hatırın için yapmadığım o kadar az şey kaldı ki. Küçük ay. Gene mi casusluk? Ey sevdalı. Küçük bir kız seni peşinden sürüklüyor. Seni ateşten, çamurdan doğmuş alaycı yılan seni. Baskeli kılığım onu korkutuyor. Benim bir ruh olduğumu, belki de şeytan olduğumu seziyor. Demek bu ya, gece... Ondan sana ne? Bu zevkte benim de payım var. Bu
ulu ruh, bana ne diledimse hepsini verdin. Tabiatı verdin, ondan zevk alma kudretini verdin. Ne yazık ki insan için tam ve mükemmel hiçbir şey yoktur. Bunu iyice anlıyorum artık. Sürdüğün bu hayat sana yetmedi mi? Burada, bu mağaralarda, kaya kovukları arasında bir baykuş gibi oturmanın anlamı ne? Ah, şu bilginlik iliklerine kadar işlemiş. Sevgilin eve kapanmış oturuyor. Yeryüzü ona dar ve karanlık geliyor. Bir dakika bile aklından çıkmıyorsun. Seni sonsuz bir sevgiyle seviyor. Bazen mutlu ama genellikle üzgün. Bazen gözyaşlarına boğulmuş. Sonra gene durgun ama hep sevdalı. Melun yılan, çekil karşımdan. O güzel kadının adını anma. Yarı çılgın duygularımı yeniden canlandırma. Senin kaçtığını sanıyor. Ne kadar uzak olursam olayım gene ona yakınım ben. Onu ne unutabilirim ne kaybedebilirim. Seni şeytan, sana bu kurban gerekliydi. Bana yardım et. Bu korku uzamasın. Ne olacaksa hemen olsun. Onun kaderi benim üstüme yıkılsın. Her ikimiz uçuruma yuvarlanalım. Nasıl yeniden kaynıyor? Yeniden ateşleniyor. Haydi git avut onu koca çılgın. Şimdiye kadar çağrıldığım eğlencelerde arkadaşlarım yüksek sesle bağırışır, kızlarla şakalaşırken ben dirseğim masaya dayalı bütün o gevezelikleri dinler, sessiz bir güvenle otururdum. Dolu kadehimi elime alır ve derdim ki, acaba bütün bu ülkede sevgili kız kardeşim Gretchen'in bir eşi daha var mı? Kim onun topuğuna erişebilir? Çın çın kadehler tokuşturulur, herkes içerdi. Bazıları bağırırdı, hakkı var, Gretchen örnek bir genç kızdır. Ya şimdi? İnsanın saçlarını yolurcuyu, duvarlara tırmanırcuyu geliyor. Şimdi artık herhangi bir muzip iğneli sözlerle, dudak bükmelerle bana hakaret edebilir. Onu essem de yalan söylüyorsun diyemeyeceğim. Dur bakayım, kim geliyor? Bu yana yaklaşan kim? Yanılmıyorsam iki kişi. Eğer oysa buradan sağ çıkarmam. Şimdilik şuraya saklanayım. Oh, ruhum karanlıklar içinde. Boğuluyorum. Ben de kendimi yangın merdivenleri boyunca kayan ve sonra yavaşça duvar diplerinde gezinen bir kedi gibi hafif buluyorum. Ruhum aydınlık, neredeyse şarkılar söyleyeceğim. O ne? Kim var orada? Kafanı kıracağım senin, uğursuz şeytan. Hayır doktor, irkilmeyiniz, kılıcınızı çekiniz. He? Size yol gösteriyorum, koruyorum. Korkmayın, saplayın. Hadi bunu da koru bakalım. Niçin olmasın? Bunu da mı? Elbette. Şeytan çarpışıyor sanır insan. Ne oluyor? Şimdi elim uyuşmaya başladı. Hadi doktor, sapla. Eyvah. Vuruldum. İşte delikanlı mat oldu. Artık gidelim. Hemen oradan uzaklaşmalıyız. Sesler gelmeye başladı. Koşunuz, imdat! Çabuk şeytan. Şuraya biri ölmüş yatıyor. Kim acaba? Katiller kaçmış mı? Ölen kim acaba? Bakarsan tanıyacaksın. Aman yarabbi, kardeşim felaket. Sefalet içinde, umutsuzluk içinde, korkunç acılar çekmek için biz suçlu gibi hapsedilmiş. Ah, zavallı güzel yaratık. Melun şeytan. Demek benden sakladığın buydu. O habis ruhlara bırakılmış olduğu sırada sen beni tatsız eğlencelerinle avutuyordun. Olay ilk kez onun başına gelmiş değildi. Köpek, iğrenç canavar. Bu olay ilk kez onun başına gelmiyormuş. Felaketi benim içime işliyor da sen binlercesininkine soğuk soğuk sırıtıyorsun. İşte burada siz insanların aklı duruyor. Sonuna kadar gidemeyeceksen ne diye bizi girmiştin? Hem uçmak istiyorsun hem başın dönüyor. Ha onu kurtar, yoksa vay halini. Beni oraya götür. Yakalanmaktan korkmuyor musun? Elinden çıkan cinayet şehirde hala unutulmadı. Sana beni oraya götür diyorum. Onu kurtaralım diyorum. Peki, götürürüm. Yapabileceğim şu. Ben bekçiyi unuturum, sen de anahtarı çalar, onu dışarı çıkartırsın. Sihirli atlar hazırlar, sizi kaçırır. Hadi çabuk gidelim.
da oldum. Küçük şen bir kuş, hadi uzak uzaklara uç. Şarkı söylüyor. Nasıl da acıklı. Çoktandır unuttuğum bir üperme sarıyor beni. İnsanlığın bütün acıları içimi yakıyor. Eyvah, geliyorlar. Acı ölüm. Yavaş, seni kurtarmaya geldim. Kimsin sen? Eğer insansanız ıstırabımı acı. Yavaş diyorum. Sesinle bekçileri uyandıracaksın. Bak, zincirlerini çözüyorum. Cellat, sana bu hakkı kim verdi? Daha gece yarısından beni almaya geldin. Acı bana. Bırak yaşayayım. Yarın şafak vakti size yetmiyor mu? Daha öyle gencim ki. Güzeldim ben. Sevgilim de yanımdaydı. Şimdi uzakta. Çelenk koptu, çiçekler dağıldı. Ben sana ne yaptım? Seni daha önce bir kere bile görmüş değilim ki. Bu acıya nasıl dayanacağım? Hiç olmazsa bırak da çocuğuma süt vereyim. Bütün gece onu bağrıma bastım. Bana acı vermek için onu elimden aldılar. Şimdi de onu benim öldürdüğümü söylüyorlar. Gretchen. Gretchen. Bu ses sevgilimin sesi. Nerede? Beni çağırıyor. Benim. Ben. Evet. Sensin. Ta kendisi. Beni kurtarmaya geldin. Kurtuldum. Gel. Benimle gel. Beni zincirden kurtarıyorsun. Kollarının arasını alıyorsun. Nasıl oluyor da benden korkmuyorsun? Kimi kurtardığını biliyor musun sen sevgilim? Gel. Gel. Derin gece bitiyor. Anamı öldürdüm. Çocuğumu suda boğdum. Bu çocuk benim olduğu kadar senindi de. Elini ver bana. Rüya değil, bu senin elin. Gel, hadi gel. Tek bir adım, serbestsin. Hayır, bırak beni, zorla olmaz. Böyle hoyratça götüremezsin beni. Haydi çabuk, gün ağrıyor. Kim o? Yerden çıkan ne? Bu kutsal yerde ne arıyor? Kov onu, beni istiyor. Sen yaşamalısın. Tanrı'nın ulu yargısı, sana sığınıyorum. Beni kurtar. Sevgili melekler, beni koruyunuz. Henry, senden korkuyorum. Hükmü giydi. Faust, sen benimle gel. Henry. Şen bir eğlence günü sizleri bekliyor. Efendimiz Kaiser Alpleri aşarak Roma'ya gitti. Ve kutsal ayağı öperek bir imparatorluk elde etti. Tacını almaya gittiğinde bize deri takkeleri giydirdiği için olacak. Şimdi hepimiz yeniden dünyaya gelmiş gibiyiz. Takkeler bizi zır deliye benzetiyorsa da altındaki kafalar akıl dolu. Durun. Durun, işte büyük imparator Kaiser geliyor. Arkasındaki de ünlü bilgin Doktor Faust. Bu alevden gölge oyunları hoşunuza gidiyor mu efendimiz? Böyle eğlenceli oyunları uzatabilirsen nimetlerin en büyüğünü sana bağışlarım. Ne diye beni bu loş aralıklara sürüklüyorsun? Kaiser öyle istiyor, öyle olmalıdır. Elena ve Paris'i karşısında görmeli. Ha? En güzel kadınla en yakışıklı erkeği seyretmeliymiş. Söz vermiş bulundum bir kez. Böyle bir şeye söz vermek yersiz. Önce onu zengin ettik, şimdi de eğlendirmek zorundayız. Helenleri buraya çağırmak kolay mı sanıyorsun? Sen nasıl olsa bir çaresini bulursun canım. Tek çaresi, siz insanlarca bilinmeyen, biz ölümsüzlerce de istenmeyerek anılan tanrıçalar. Anneler demek istiyorum. Anneler mi? Ürkütüyor bu beni. Yolu nerede? Yol yoktur. Ne kilit var, ne sürgü. Yalnızlıklar içinde dolaşacaksın. Şu anahtarı al. Onun peşi sıra git. Seni annelere götürür. Şimdi ne yapmalı? Ayağını yere vurarak gömül. Gene yere vurarak yukarı çıkarsın. Anahtar işine yarayacak mı? Geri gelip gelmeyeceğini merak ediyorum doğrusu. Hı?
İşte mabeyinci de peşimizdeymiş. Çabuk olun, efendimiz sabırsızlanıyor. Daha ruhların oyununu göstereceksiniz bize. Arkadaşım bu işin peşinde. Herkesin altından kalkabileceği bir iş değil bu. O güzelliği kandırabilmek için böyle bir bilgin gerek. Orası bizi ilgilendirmez. Kaiser her şeyin hemen hazır olmasını emretti. Bir söz efendim, şu güzel parlak yüzümü görüyorsunuz. Ancak yazın yüzlerce esmer leke beyaz tenimi bozuyor. Buna bir çare. Vah vah, yazık. Kurbağa dili alın, kara kurbağa yumurtasıyla iyice karıştırın. Dolunayda dikkatle pişirin. Ay küçülünce yüzünüze sürün. Baharda lekelerden eser kalmaz. Ben de bir ilaç istiyorum. Şu donmuş ayağım hem yürürken, evet, hem de reverans yaparken beni tedirgin ediyor. Durun, ayağınıza basayım. Ay, ayağım. Bu sert bir at tekmesiydi. Ama sizi iyileştirdi. Bana da bir çare. Sevdalıyım ama beni olgun saymıyorlar. Kısmetinizi en gencinden denemeyiniz. Olgunca güzeller değerinizi daha iyi ölçer. Başkaları da geliyor. Ne çok dertli varmış. Sıçmalıyım hemen buradan. Siz de anneler, Faust'u bırakınız artık. Koltuklar, sandalyeler sıralandı. Kaiser yerini aldı. Duvarın tam karşısında oturuyor. Demek hazırız. Ruhlar gelebilirler artık. Efendi emrediyor. Duvarlar, açılınız. Anahtar tasa dokunur dokunmaz ortalığı bir sis kapladı. Sis sıyrılıyor. Arasından ağır adımlarla güzel bir genç ilerliyor. Adını anmak gereksiz. Güzel Paris'i kim tanımaz? Gençlik kuvvetinin parlak çiçeği. Taze ve şurup dolu bir şeftali gibi. Böyle bir sunaktan içmek isterdin değil mi? Kucağında oturmak istemez miydiniz? Kolun öyle bir kaldırışı var ki. Ne kaba adam. Bakın. Güzel genci tatlı bir uyku sardı. Aman şimdi de horlayacak. Doğrusu çekilmez. Şu tasa yeniden dokunayım. Bakalım daha neler göreceğiz. O ne? Bu varlığımın derinliklerine yayılan ateş, güzellik kaynağının sıcaklığı değil mi? Helena değil mi bu? Helena. Yapısı iyi, yalnız başı çok küçük. Hele şu ayağa bakın, ne kaba. Tatlı ve kurnazca uyuyana yaklaşıyor. Onu güzelliğinin pırıltısıyla aydınlatıyor. Kıskanmaya değer. Bir öpüş. Herkesin gözü önünde, ne ayıp. Susunuz, bırakınız ruhu istediğini yapsın. Helena hafif adımlarla uzaklaşıyor. Paris uyanıyor. Başını çeviriyor. Böyle olacağını biliyordum. Nazlı bir eda ile ona doğru dönüyor. Böyle durumlarda bütün erkekler budaladır. Bu da kendisinin ilk olduğunu sanıyor. Ne bayağılık. Böyle kim tutulmaz. Bu mücevher elden ele geçmiş. Altını da oldukça yıpranmış. Ben bu artan güzelliğe çoktan razıyım. Çabuk. Paris kalktı, Helena'yı kucakladı. Evet. Kızı kaçırıyor olmalı. Çılgın. Ben burada bir hiç miyim? Bu anahtar benim elimde değil mi? Siz anneler, anneler, onu bana bağışlayınız. Onu bir gören bir daha vazgeçemez. Ne yapıyorsun Faust? Faust, buraya gel. Ruhların peşine düşmek olur mu? İşte bayıldı. Bayıldı. Burada yat çılgın. Çözülmesi güç sevgi bağlarıyla bağlanmış bir çare. Helena'nın sakatladığı kimsenin kolayca aklı başına gelmez. Uyanırsa yeni sıkıntılar baş gösterecek. Olduğu yerde ölüp kalabilirdi. Yapılacak en iyi şey onu istediğine doğru götürmek. Şu mantoya sarınalım. Bu kumaş parçası şimdiye kadar olduğu gibi ikimizi de taşır. Hadi Penayos'a doğru hemen yola çıkalım. Helena nerede? Ayak bastığım toprağı hemen tanıdım. Bir mucize bu. Onun toprağındayım. Uykumda taze bir sıcaklık her yanımı sardı. Bu ateş mağarasını dikkatle araştıracağım. Burada hemen herkes çıplak. Sfenksler utanmıyor. Akbabalar hayasız. Ne güzel. Çirkinlikte bile bir güzellik buluyorum. Hey! Kadın benzeri sfenksler. İçinizde Helena'yı gören var mı?
Biz onun zamanına erişemiyoruz. Bunu Hiron'dan öğrenebilirsin. Hiron nerede? Bu hayaletlerle dolu gecede dört nala gidiyor. Durdurabilirsen işin yoluna girer. Siz burada mı kalıyorsunuz? Biz Mısır'dan gelenler binlerce yıl böyle oturmaya alıştık. Ehramların önünde oturur, sel basması, savaş ve barış görürüz. Yüzümüz hiç değişmez. Öyleyse hoşça kalınız. Bana toprak dört nala giden bir at sesiyle sarsılıyor gibi geliyor. Acaba beklediğim mi? Oh, işte mucize. Göz kamaştırıcı bir beyaz atın üstünde. Hemen tanıdım onu. Dur Hiron, dur. Sana diyeceğim var. Ne var, ne oluyor? Yavaşla biraz. Duramam. Öyleyse beni de al, yalvarırım. Arkama bin çabuk. Nehrin karşısına geçireceğim seni. Beğenilen ve hiç beğenilmeyen Helena. Az önce yanaştığımız sahilden geliyorum. Dalgalı denizden sersemleştim. Aşağıda Kral Menelas kahraman askerleriyle buraya dönüşünü kutluyor. Selam size tunç kapı kanatları. Bana açılınız. Buraya kralın karısı olarak mı geliyorum yoksa kraliçe olarak mı? Ele geçirilmiş bir esir miyim bilmiyorum. Belki de bir kurban. Öndeki gemilerin burunları karayı selamlarken... Kocam bana döndü dedi ki, karaya çıkınca sen ilerle, yüksek kuleli saraya gir. Orada hizmetçileri gözden geçir. Sonra kutsal tören yapılırken kurbancının elinin altında bulunması gereken sacayakları, tasları ve iyi bilenmiş bıçağı hazırlat. Bu emirleri verirken olimpiyenlerin uğruna kurban etmek istediği canlı yaratığın adını anmadı hiç. Ama gelecek ne hazırlarsa hazırlasın, bana kral sarayının merdivenlerini gecikmeden çıkmak yaraşır. Kardeşlerim, bütün ıstıraplarınızı unutunuz. Hanımınız dönüyor. Onun mutluluğunu paylaşınız. Helena'yı buraya, öz yurduna getiren tanrılara dua ediniz. Kraliçe telaşlı adımlarla bize doğru geliyor. Ne var büyük kraliçe? Evinin avlusunda hizmetçilerin selamından başka seni böyle korkutacak neyle karşılaşmış olabilirsin? Sarayın heybetli odalarına girdiğim zaman sönmüş büyük ocağın yanında yere çömelmiş bir örtüye sarılmış iri bir kadın gördüm. Uyuyan birine değil düşünen birine benziyordu. Kahya kadındır diye seslendimse de hiç kımıldamadı. Sonra birden sağ kolunu oynattı. Sanki beni oradan kovmak ister gibi. Talamus'un bulunduğu basamaklara koştum. O anda bu garip yaratık yerinden kalktı. Yolumu keserek kuru ve iri vücudu kanlı bulanık bakışıyla karşıma dikildi. Bakın, bakın işte orada. Üstelik aydınlığa çıkmaya da cesaret ediyor. Forkyatların kılığı. Sen Forkyat kızlarının hangisisin? Çabuk cevap ver. Kadınlar, siz kim oluyorsunuz ki evin kahya kadınının yanında köpek sürüsünün aya havlayışı gibi sesler çıkartıyorsunuz? Ya sen? Erkek peşinde koşan, baştan çıkarıldığı kadar baştan çıkaran, elden ele geçen pazar malı. Evin hanımının yanında hizmetçilerini azarlayan, kraliçenin ev hanımlığı hakkına küstahça saldırmış olur. Bir an önce karşımdan çekil ki seni cezalandırmayayım. Öyleyse sen hepimize sahip ol. Ne emrediyorsun söyle. Kralın bana emrettiği gibi hemen kurban hazırlığı yapın. Her şey hazır. Kupalar, sacayak, keskin balta, buhurdanlıklar. Yalnız kurbanı göster. Kral onu söylemedi. O kurban sensin. Ben mi? Felaket! Felaket! Baltanın altında can vereceksin. Ya biz? Ya biz? O asil bir ölümle ölüyor. Size gelince yüksek direklerin arasında öksüye tutulmuş serçeler gibi çırpınacaksınız. Çabuk söyle. Boynumuza dolanan o korkunç bağlardan nasıl kaçınabiliriz? Kendisini ve sizi bundan korumak kraliçenin elindedir. Yalnız kararını çok çabuk vermeli. Ben ıstırap duyuyorum, korku değil. Ama bir kurtuluş yolu biliyorsan söyle. İsparta'nın arkasında yüksek yaylalarda erişilmesi imkansız sağlam bir kale kuruldu. Oradan ülkeyi istedikleri gibi haraca kesiyorlar. Haydut çetesi mi bunlar? Haydut çetesi değil ama başlarında bir adam var. Nasıl bir adam? Benim hoşuma gidiyor. Şen, çevik, zeki bir adam.
İstersen seni hemen o kalenin duvarlarıyla sararım. Sen kötü bir şeytansın, bunu anlıyorum. Gene de seni izlemek istiyorum. Kraliçenin kalbinin derinliklerine sakladığı sırrı hiç kimse meydana çıkaramaz. Düş önüme ihtiyar. Yakışık aldığı gibi saygılı, ihtişamlı bir karşılayış yerine sana görevini unutarak beni de görevimden alıkoyan zincire vurulmuş bir uşak getiriyorum. Bu adam yüksek kuleden etrafı gözleyen keskin görüşlü bir nöbetçiydi. Ama bugün sen buraya nasıl geliyorsun da benim haberim olmuyor. İşlediği bu suç onu ölüme götürür. Onu istediğin gibi cezalandır ya da affet. Madem ki bana yargıçlık gibi yüksek bir ödev veriyorsun, ben de suçluyu dinleyeceğim. Hadi söyle bakalım nöbetçi. Bırak diz çökeyim. Bırak yüzüne bakayım. Bırak yaşayayım, bırak öleyim. Kendimi bu göz kamaştırıcı güzelliğe adadım. Tatlı sabaha beklerken güneşin doğmasını gözüyordum ama güneş doğudan doğacağı yerde güneyden göründü. Gözlerimi ve göğsümü ona çevirdim. Bu tatlı nuru emdim, gözlerim kamaştı. Çalmaya yeminli olduğum boruyu unuttum. Benim sebep olduğum bir suçu cezalandırmaya hakkım yok. Ne güç bir yazgım var. Her yerde erkekleri kendilerini sakınmayacak kadar şaşırtıyorum. Onu serbest bırakın efendim. Kraliçe, birdenbire en sadık adamlarımı asileştirdin. Kale duvarlarımın güvenini yok ettin. Daha şimdiden ordumun yenilmez kadına boyun eğmesinden korkuyorum. Benim için kendimin sandığım her şeyle birlikte senin olmaktan başka yapılacak şey kaldı mı? Yanıma gel. Bu boş yer efendisini bekliyor. Bırak beni. Önce diz çökerek bağlılığımı sunayım. Beni senin yanına kaldıran eli izin ver de öpeyim. Bu sınırsız ülkeyi seninle birlikte yönetmek zevkini bana bağışla. Burada olmaktan büyük bir sevinç duyuyorum. Buradayım ve mutluyum. Ancak nefes alıyorum. Sözler boğazımda düğümleniyor. Bir rüya. Artık yer, zaman yok. Yeniden doğmuşum gibi geliyor bana. Oysa ne çok yaşadım. Böylece geçmişi arkamızda bıraktık. Tükenmez gençliğin canlılığıyla bize mutluluk veren Isparta'nın komşusu Arkadya ikimize de uğurlu olsun. Kalkın, kalkın. Uyanın ve çabucak uykudan silkinin. Haydi kızlar, gözlerinizi kırpmadan beni dinleyin şimdi. Söyle, anlat olup bitenleri dinleyelim. Şimdi dinleyin. Efendimiz ve kraliçemiz bu kır sevdalıları şu mağaralarda, kovuklarda, yeşillikler arasında barınacak bir yer buldular. Nasıl, orada mı? Evet, orada dünyadan uzaklarda ormanlar, çayırlar, ırmaklar, göller. Seni dinleyen de başka bir alem var sanır oralarda. Bize masal anlatıyorsun sen. Evet, işte durmuş bu güzelliklere bakıyordum. Birden geniş mağara kovuklarından kuvvetli bir kahkaha çınladı. O yana baktım, bir oğlan çocuk kadının kucağından erkekine sıçradı. Sonra gene babadan anneye şakalaşmalar, sevinç haykırışları kulaklarımızı çınlattı. Derken çıplak, kamarasız peri gibi bir çocuk yere sıçradı. Sonra havaya, sonra gene yere, tıpkı bir top gibi. Derken mağaraya giriverdi. Onu kaybettiğimizi sandık. Annesi haykırmaya, babası onu yatıştırmaya başladı. Birden gene göründü peri. Çiçeklerle süslenmiş bir elbise giymişti. Kollarından püsküller sarkıyor, göğsünden kurdeleler uçuşuyordu. Elinde altın bir lir, neşe içinde ilerledi. Annesiyle babası sevinçle kucaklaştılar. Şimdi bu güzel çocuğu görecek, yüreğinize mutluluk veren şarkılarını dinleyeceksiniz. Bakın, bakın üçü de bu yana geliyorlar. Oh, ne güzel. Çocuk şarkılarımı dinleyince hoşlanıyorsunuz değil mi? Çocuk aile içinde en büyük sevinç kaynağı. Havaların sonsuz yüksekliklerine ulaşmak istiyorum. Bırakın beni, zıplayıp hoplayayım, uçayım, uçayım. Aman yavaş. O kadar atılgan olma ki başına bir kötülük gelmesin. Toprağa daha fazla bağlı kalamam. Ellerimi bırakın, bırakın saçlarımı, elbiselerimi. Hepsi benim onların. Kendini tut biraz, sakin ol. Annenin babanın hatırı için. Niçin burada kaya yığınakları, sıkışık ağaçlar arasında bunalayım? Gencim ben. Rüzgarlara, dalgalara yaklaşmak istiyorum. Yavaş, yavaş, o kadar yükselme. Düşeceksin. Daha yükseklere çıkmalıyım. Daha uzakları görmeliyim. Düşecek. Öldürücü kader. Ne felaket. Sevinci mutlaka acı izliyor. Anne, karanlıkta yalnız bırakma beni.
Eski bir söz benim için de gerçekleşti. Mutluluk ve güzellik birlikte olamaz. Hoşça kal sevgilim. Oğlumun yanına gidiyorum ben. Gitti. Kollarımın arasından sıyrılıp göklere uçtu. Artık uzakta, benden çok uzakta. Hayaletler. Geldiklerinde dörttüler. Yalnız üçünün gittiğini gördüm. Uğursuz bir yankı ölüm diye çınlıyordu sanki. Her yanda hayaletler görüyorum. Kapı gıcır diyor ama içeri giren yok. Orada biri mi var? İşte. Kimsin sen? Yeistir adam. Çekil buradan. Oysa tam olmam gereken yerdeyim. Sakın sihirli bir söz söyleme. Hiçbir kulak beni dinlemek istemese de yüreklerde hüküm sürerim ben. Yollarda dalgalar üstünde korkulu bir arkadaşım. Hiç aranmam ama hep oradayımdır. Sen hiç yeisi tanımadın. Ben durup dinlenmeden dünyayı dolaştım. Her istediğimi daha uçarken yakaladım. Hoşuma gitmeyeni ise geçip gitsin diye bıraktım. Daima istedim, istediklerimi elde ettim. Şimdi uslu ölçülüyüm. Dünyaya bağlıyım. Bulutların ötesinde gözüm yok. Ben bir kimseyi bir kere ele geçirdim mi, dünya onun gözünde zindan olur. İçini karanlıklar kaplar. Mutluluk da, felaket de ona işkence olur. Bolluk içinde açtır artık o kimse. Yeter. Beni böyle elde edemezsin. Dinlemek istemiyorum seni. İnsanın içine işleyen büyük kudretini tanımayacağım ben. Seni lanetliyim de gör öyleyse. Hayatlarında kör olan bütün insanlar gibi ol sen de. Şimdi gözlerine üfleyeceğim. Ondan sonra neye bakarsan bak, karanlıktan başka bir şey göremeyeceksin. Gelin. Gelin en uzun boylunuz şuraya boylu boyunca uzansın. Ötekiler de etrafındaki çimenleri yolsunlar. Babalarımız için yapıldığı gibi uzunca bir dikdörtgen kazın. İşte Faust da geliyor. Bunlar emrimde çalışan işçiler olmalı. Kahya, orada mısın? Buradayım. Bulabildiğin kadar çok işçi bul. Bol para ver, acele etsinler. Kazılan hendeğin ne kadar ilerlediğini her gün bana haber versinler. Bildiğim kadar bu bir hendek değil, bir çukurdur. Şu pis bataklığı kurutmak en büyük başarımız olacak. İnsanlar ve sürüler yeni doğan yemyeşil kırlarda rahatça barınacaklar. İçeride cennet gibi bir şehir kurulacak. Hür bir toprakta, hür bir halk arasında yaşamak istiyorum. O zaman geçen dakikaya dur, gitme. Öyle güzelsin ki hiç bitme diyebilirim. Bu büyük mutluluğu şimdiden duyuyorum içimde. Faust düştü. Kumlar üstünde yatıyor. Saat durdu. Ruhu gece yarısı gibi sessiz. Yelkovan düştü. Her şey tamamlandı. Ruh uçmaya yeltenirken kanla yazılmış anlaşmayı göstereceğim ona. Ama ne oluyor? Hoşa gitmeyen sesler, çirkin gürültüler duyuyorum. Kılık değiştirmiş şeytanlar kurnazca yaklaşıyorlar. Şimdiye kadar böylece birçok ruh aşırdılar onlar benden. İşte güller taşıyan melekler geliyorlar. Mezarın üstü güllerle doldu. Ya bana ne oluyor? Başım ateşler içinde. Bu cehennem ateşinden daha da yakıcı. Bu sevimli meleklere bakmaktan mutluluk duyuyorum. Güzel çocuklar, öyle güzelsiniz ki öpmek istiyorum sizi. Yaklaşın, yalvarırım size, yüzüme bakın. İşte geliyoruz. Niçin öyle geri geri gidiyorsun? Kendine güveniyorsan dur. Mezara yaklaşıyorlar. Melun ruhlar. Kadını da erkeği de baştan çıkarırsınız siz. Bana düşen tek bir şey kaldı, sizlere lanet etmek. Hepinize lanet ediyorum. Ne oldu? Nereye gittiler? Şu
avlarını kaptılar, gökyüzüne uçtular. Biricik hazinemi, kendini bana terk eden o büyük ruhu elimden aldılar. Yazık, bunca emek boşa gitti. Radyo tiyatrosunu dinlediniz. Faust. Yazan Goethe. Radyo için hazırlayan Özcan Eren. Yöneten Zihni Küçümen. Oynayan sanatçılar: Mephisto Kayhan Yıldızoğlu, Faust Toron Karacaoğlu, Gretchen Gül Vergon, Mabeyinci Ali Yalaz, Valentin Çetin İpekkaya, Kadın Sevil Uluyol, Pantalis Oya Aydınat, Helena Ani İpekkaya, Öyforion Tanju Çöğen. Sayın dinleyiciler, şimdi Türk pop müziği sunuyoruz.